ne kadar puan kasarsan yarın o kadar kafamız rahat olacak. Lan ne bu be? Ne bu? Delleniyorum, delleniyorum. Haber üzerimize koşuyor. Bakalım bu galibi. Bizi kapıyor. Birazdan bizim stage'de bizim çocuklar önüne geçiyor. Şöyle bir pot verir seninle. Sen kayıtta mısın şu an? Hı hı. Bir şey yaparız. Böyle tutup başımızı iyi görmek isteyen rezile bekleriz. Nasıl? Çok iyi. Arda Turan, o Barcelona'ydı. Sıkıntı var. Brezilya'da Portekizce konuşuyorlar ama Lionel Messi, Cristiano Ronaldo dediğinde Neymar diyorlar. Niye? Neymar sokağın çocuğu kardeşim. Neymar geldiği yeri çok iyi. Biz de bu sokağın çocuklarıyız. Başımıza ilk görmek isteyeni Brezilya'ya bekleriz. Sao Paulo arkasında. Can var mı? Cuma'ya gidelim. Her neyse tamam o zaman biz başlayalım diyorum hocam. Herkese merhaba arkadaşlar, ben karşınızda var. Hep bir maçta psikolojik bir PUBG Mobile turnuvası demek istiyorum ama PUBG Mobile turnuvasında Brezilya'da gerçekten zaten önceki videolardan biliyorsunuz. Yiğit'le beraber Burak içeride bizim koçun translate görevini görüyor. Sevinç kamera başında. Çocuklar da içeride ikinci maça giriyorlar şimdi. İlk maçı biz kaçırdık, tweet falan aldık gittik. Burası sıcak normalde ama içeride üşürler diye şöyle bizim Twitch'i bize getirdik kase. Bunu böyle çekmen lazım. Mal mısın? Ya ben ne anlarım ya? Baba seninle biz anlaşamayacağız. Biz karakola gidelim orada çözelim olayı. Ben kendime fotoğraf çekemiyorum. Brezilya'da ben miydim şeyi çeken? Brezilya sokaklarına gidiyorum. Burada adam var ya. Burada adamı. Burada adam bıçaklarla. Hop. Burak. Gördün mü? Alırlar bu. Efendim Burak. Lantasta Blokka. Hocam dediğim gibi bildiğiniz üzere Brezilya'da bir turnuvacımız var. Onun için buraya geldik. Takımını burada bir destekleyelim. Yani biz burada çok kalabalık oldular diye düşünüyorum. Yarınlar, pazar günü çok kalabalık olacaklarmış gerçi. Ama o kadar büyük bir kalabalıkları yok. İçeride toplasan 40-50 tane taraftarları var. Bakacağız. Ben STÜ'cü formasını giymeye götüm yemedi açıkçası. Ben şunu net söyleyeyim. Çünkü taraftarın arasında olunca bu hakkı var. Barış abi korktun mu? Abi korkmadık. Çocukları başıboş göndermeyelim. Aynen. Ne zaman biz ayakta kalalım? Abi biz ayakta kalmamız gerekiyor ki onlar yaşasın, anladın mı? Dediğim gibi zaten biliyorsunuz hangi turnu olduğunu. Birinci yo dediğimde 100 bin dolar aslında genel turnu. Birinci herhalde izlediği çok belirli. Ama bizim için önemli olan bir turnuva. Violator'la ilk çıktığımız offline turnuva olacak. Şunları da biliyorsunuz zaten. Bunlar geçen sene şansa bala demeyelim de elimizden kötü bir birincilik aldılar Türkiye'de. Bizim kaseyi koymuşlar. Orayı çeksene kanka. Evet. Ben Brey basın yokluğunu aratmayacağım. Fatih Terim'in o konuşmasını yapmasan herhalde. Estağfurullah abi. Büyük oyuncular büyük işler yaparlar, anladın mı? Daha Türkiye'de a**ın yerine geldik, anladın mı? Buraya rezil üslubu olmaya gelmedik kardeşim. Burada öyle mi? Hadi içeride maçı izleyelim. İşte ortam çok iyi. Ortam bu arada bayağı iyi arkadaşlar. İlk baştan 9 puan çektik, çok iyi. Böyle bir şey verdiler, galiba şişme bebek mi? Yok. Oğlum sapık mısın sen ya? Ne diyorsun? Neler söylüyorsun? Bu arada koltuklar mükemmel. Burası çalışanların yemek yediği yer galiba ya da şişme ortamı. Tamam, neymadım buraya ama. Yani bu ne biliyor musun arkadaşlar? 50 kuruşluk karpuz suyu. Çocuklar dışarı çıkarabiliyor muyuz? Bak sen aval durayım. Daha iyi. Bak bugün ne kadar puan kasarsan yarın o kadar kafamız rahat olacak. Yarın herkes az çok oyunların rotasyonları oturmuş olacak, anladın mı? O yüzden full kapı suçu. Hadi. Dikkatli. Ben sustu. Hadi lan hamsi. Çok iyi oğlum. 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 Çok iyi Ama bizden başlı bir destekleme ya, o da daha çok can sıkıcı bir olay. Bağıracağız ama sevince sevinemiyoruz bile, dövecekler. Çok büyük baskı var arkadaşlar. Çocukları sizi götürüyor. Düşme! Nice oğlum. Çok güzel oğlum.
Çok iyisin oğlum. Recep'i yakalamayı başardı. Son isim Sara. Onun da canı çok az. Çok bombayı gönderdiler. Günün son Erengel mücadelesinde S2G Espor galibiyeti almayı başarıyor. Lan işte bu be. İşte bu. Bundan önceki maçı alsaydık şu an bizdeydik ama sıkıntı yok. Halledeceğiz. Daha önce de geçen sene de böyle oldu. Çocuklar şu an moda girdi. Hatalı oynamıyorlar. Yani normalde herkes korkak oynuyor diye bizimkileri çekingene oynuyorlar. Artık onu arttırdık. Şu an bu bin bize çok lazımdı. Daha öncedeki aynı senaryo olsun olan bir diyeceğe. Halledeceğiz. Başka şansımız yok. Deliriyorum. Bildiğin gibi değilim Ümit ya. Delirdim ya. Ümit olarak çıkalım var ya. Bak şampiyon olalım. Tabutu yarın bulacağım, yaptırtacağım, Alfa Seven Asıklı'ya gideceğim. Sırf sona saklayacağım. Olduğumuz bir saniye çıkartacağım onu. Yapma, işitme. Hadi. Yes! Düştü bu be! Helal! Çok iyi oğlum. Helal. Oğlum hırır alacağım ya. Ha öldü gitti. Of bombaya bak. İyi bak. Çok iyi mi oğlum be? Kazanmayı başarmıştı. Sarayı da düşürüyoruz. Oyun sonuna adım adım giden bir S2G var. Çok iyi be. Çok iyi lan! Tek kaldı! Çok iyisin! Çok iyi! Hadi oğlum! Hadi oğlum Meda! Hadi oğlum! Hamsi John bölgede beklemeye devam ediyor. Tavayla beraber üzerimize koşuyor. Bakalım bu galibi! Bizde kalıyor! Dün analizi bizden idi. Bu takımda ölmesi gerekiyorsa kim bilir? Ben de öldüm. 2000'de de öldüm. Valla abi içime sana bir şey söyleyeyim mi? Dün kase ediyorum ki CEO ölürse kafa yok. Bey ölürse kafa yok. Hamsi ölürse oyunculuk da gidiyor, kafa da gidiyor. Sen ölürse kazandırıyorsun. Çok güzel. İki daha geldi. Alan var ya, bizim tepeyi çektim bitiyor. O kadar baskı varsa yemin ederim elime titreyecek. Aşırı duygusallaştım. Ama var ya, bugün harbi S2G günü. Çok güzeldi gerçekten arkadaşlar. Allah'ın izniyle yarın da aynı şekilde geçerse alacağız, kupaya getireceğiz Türkiye'ye. Oh. Yani zor kolonlara kapanıyordu, merdivimiz yoktu. Çok baksana şuna, şu adama bak. Ne yapalım? Yapabileceğimiz bir isim yaptık adam ya. Adam yukarıya çıkmasaydı o adam. Evet. Almış. Yine girerdik. Kadın oynadı. Yani şampiyon olduktan sonra analar çayla bak ben okay. Bu kokuyorum. Okay. Araçlara yardımcam dışarıya. Hadi git çık dedi. Ne yapıyorlar? Ben polise gidiyorum da beni dövmesinler. Lan gelin bana kim dövüyor oğlum? Ne watch olsun dedi oğlum anlık bir sıkıntıdan dur şu yapayım. Anlık bir sıkıntı çeksin kanka nasıl erkek demişim. Sıkıntı yok kardeşim ben de. Ben buraya almıyorum bizi. Fatih'e gittim geldim maç arasında.
Adamlar bu lotoyu diğer tarafa geçmişler bize video çekmek için. Allah Allah. Abi seni de arkaya almışlar. Beyler bir çıkın bakalım. Lan oğlum. Burada iş yeğenimiz var, burada bodyguardımız var. Sen gidemezsin beyler. Alalım. Sen geçtik. Ha gözüktü. Ha gel. Bizim hocumuz gelsin. Sen kapalı burası. Geçemezsin. Al göreyim. Gelelim adamlara. Beyefendi tek kelimeyle yarını özetler misin? Basacağız bak. Okey. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Sen de. Evet. Kalp yani. Var ama yok. Ama bugün full fokustum maçları. Nasıl yönettin? Bir dakika fotoğraf bile var. Bugün hep ben... Bir şey söyleyeyim, kırılmağın neresiydi biliyor musun? Üçüncü maç sonunda senin çocukları alıp bahçedeki konuşman var ya, keşke yerde böyle olsaydı. Ben yarın sahneye çıkmıyorum. Sen orada benim altı sıvının adamına yaptığım atarı gördün mü? Sen gördün mü? Gördüm. Hiçbirimiz yok. Ben çocuklara bağırıyorum ya, bağırıyorum derken yani şey... Uyarıyorum. Ne yapıyorsun? Anladın mı? Yani bizim dün analiz yaptığımız bir sürü şey vardı Burak'larla sizde hepiniz. Evet. Yani aslında onları bilerek halinden şey diyorlar. Bir önceki maçta şunu yapmayacak. Lan oğlum bir bırakın artık. Diyorum. Önümüze bakalım. Odur budur, çarptır çürptür. Alpha 7 öldü diyorum falan. O piç Alpha 7 dediğimde bir de baktı çocukların formasına. Ben herhalde zannettiğim koçum ki bağırıyorum çocuklar. Şey yapıyor böyle. Böyle bizi çekiyor. Yemin ederim bizi 2-3 dakika çekti. Allah Allah. Adama dedi, adama böyle yaptı. Kapat klozit. Klozit. Yaptı kapat klozit cebine. Abi o yüzden yapacağız ama nasıldır? Racon. Orada kırılmam dedin. Çok sağlamdı. Bin aldık. Sen şu an neyi mesela çekemedin? Senin, ben dedim ki playmaz sensin okey. Ne etkin? Hangi konuda ne etkin? Ben koştuk yaptım şu an işte. Tamam ama bunlar mal olduğu için anlamıyorlar kanka. Fatih terim şey lazım böyle. Yani. Anladın mı? Benim yerime Burak'ı düşün. Evet. Çocuklar dışarı çıkartıyor. Bağırıyor. Benim yerimi düşün ama ben harbi vuracaktım. CEO'yu göreceğim. Bana daha şey diyor. Abi önceki maçın şurada. Maç öncesini. Sen ne diyorsun? Vallahi abiciğim bence güzel Fatih Terim'in yerini alamasan da bayağı sağlamdı. Kase'ye dedim ki öleceksin ya. Gerekirse öleceksin. Öl ve çünkü CEO ölünce aptallaşıyor. Amsi ölünce takım aptallaşıyor, hem eğimimiz gidiyor. Evet. Reis ölünce zaten support diye bir şey kalmıyor. Allah'a bekler oynuyoruz. Ama Kase öldüğünde en azından bir fight power'ımız gidiyor. Asıl Kase işte derler yani. En iyi ayrıca. Ölü ayrıca. Evet. Kase'ye bunu aktardım artık ya. Oğlum sen konuşacaksın, değiştir kameraları söyle. Baba çocuklar farkında. Güçlü olduğunu farkında bak. Biz CEO'yu dişliyoruz falan diyorlar. Alakası mı yok. Hamsi 100 kere söyledim bunu CEO'ya. Bu CEO da çok iyi farkında. Hamsi diyor ki takımdaki en iyi oynayan çocuk şu an. Diyor CEO'ya bu çocuk diyor birazcık diyor beyinli kullansa anası benim farkında değil. Beyin yok eğim var işte. Beyin yok eğim var. Hayır salakta beyin de var ama yanlış beyin var anladın mı? Çünkü ilk baş bu çocuğun çünkü ilk defa offline'ı. Bu çocuk daha önce Melisa'da oynadı. Melisa'yı kütülediğinden falan değil. Melisa'da çok beyin kullanmıyorlardı bu adamlar. Ha o zaman Türkiye şampiyonu nasıl aldılar bu adamlar? Burak'ı aldılar. Yani anlayacağınız öyle. Güzeliz. Günü güzel geçirdik. Birazdan eve geçirdik. Otele geçirdik. Analize biz burada biraz partilerin mevzuları ulaştık. Bir de bir tane Alpha 7'ni alıp düşüreceğim yani en son az kaldı. Ama yok yani boş şey vardır ya böyle anlarsın ya kuru gürültüdü. Kuru gürültü. Anladın mı? Ama sadece bizimkiler çok trigger diyor. Mesela ben nerede nasıl adamları triggerlaması gerektiğini biliyorum. Bizim salaklar inerken böyle yapıyorlar. Şöyle yapıyorlar. Aşağı yapıyorlar falan. Ne riskiyorlar bizi. Ben de orada gitsem böyle yapsam ben de Alpha 7 ölüyor. Onlar alkışıyor ben de alkışıyorum. Bugünü böyle oynadık ya. Evet. Yani şampiyon olmasak da yani bu turnuva evet çok önemli bir turnuva olarak gözüküyor. Biz çünkü şey zannediyoruz. NBA'ya direkt davet alacağım. Böyle ülkeye bir tane daha soğuk getiriyor. Bugün ülkeye zaten bütün sorunları biz getiriyoruz. Ne yapalım ama bir tanesi de getirmeyelim, bir tanesi başka takım getirsin yani anladın mı? Yani benim istediğim takımın bu offline'da, kısa bir offline bu offline'da o senkronizeyi... Bak biz bu takım kurulduğu zaman siz yoktunuz. Yani biz yönetim ekibi olarak hepimizin kafasında... Siz yoktunuz zaten kendin bunu. Yani izleyicilerin Playmas'la beraber neydi bizim plan? Bir sene planımız var bizim. Çocuklar da bunu biliyor. İlk Türkiye turnuvası top 3 dedik. Top 5 dedik. Sonra CEO eğitimini oynayışını görünce top 3 olsak yeterli dedik. İkinci turnuva PMGO top 3 dedik. Üçüncülük bizim için çok worth dedik bu takımla. PMGO'ya giderken top 1, top 2 dedik. PMGO'dan sonra işte İngiltere turnuvası işte. Yo Polonya'ya top 3 dedik. Dur. Polonya'ya top 3 dedik. PMGO'ya top 2 dedik. Artık İngiltere'deki turnuvaya artık en son büyük PMGO'ya top 1 dedik. Yani bu takımın oturma stratejisi anladın mı? Şu an bu oyunu gördüm ya. Biz Polonya'da top 1'iz. Evet. Gerçi Polonya'da daha büyük ödül var. Bir de şu an buradaki gösterdiğimiz vücut gösterisinin en büyük avantajı ne olacak? Biz Polonya'ya gittiğimizde bize bir fight atmak istemeyecekler. Tabii. O yüzden
Keep going bro'lar. Keep going on. Ya bize diyorsunuz yok yanlış yapıyor. Baba biz yanlış yaptığımızdan değil. Bakın bu CEO'yu çok bela bir şekilde uyar. Sadece CEO'ydu bunu yapan çünkü. Zamanında da bir kişi vardı bu şekilde yapan. Ve nefret ettiğim bir şey. Ben bir online oyun oynadığım zaman da mesela bizde bir dörtlü giriyorsak şunu ben de yapıyorum bak. Ben ne yapıyorum? Ben profesyonel bir oyuncu değilim. Ben sadece bu işin yani işte pazarlamasını yap. Ama mesela Valo'la girerken dörtlü de artık öğrendik bunu. Bir öldüğünde birisi şu soruyor ya. Adam nasıl beni vurdu bayanın takımı düşürüyorsun. Biz bunu geçen sene çok yapıyorduk. Berk'in bizdeyken biliyorsunuz. Berk'in bizdeyken abi ya tamam sövelim karşıya da yani nereye sövüyoruz? Bir şey kazandırtmıyor bu bize. Anladın mı? Bunu dün CEO yaptı. Biz o zaman Berk'in de çok uyardık. CEO'yu da uyardım dedim. CEO yapma oğlum. Oyuna cevabını vereceksen takımı düşürmeyeceksin. Bitti o maç. Aptallığını kabul edeceksin. Aptallık yaptın. Okey next maça. Onun anası. Onun anası. Şununla ama bütün Brezilya çocuğun oldu o zaman. Böyle bir şey mi olabilir? Gerek yok. Biz yapabiliriz. Biz profesyonel oyuncular değiliz çünkü anladın mı? Biz dışarıdan izleyen adamlarız. Ama oyuncunun bunu yapmaması gerekiyor. Vurursun, birinci olursun, dersin ki yatından aşağı çocukların dersin, okeydir. Okey. Ama ya adam seni vurdu diyor, çocuğu olacaksa oho. Ve ben dün ne dedim? Dedim ki ikinciliği şu an hedefliyoruz. Ama yarın güzel geçirip, ya keşke kayıp olsaydı. Yarın dedim güzel geçirip, Alfa Sebum kötü oynadığında biz ikinci olduğumuz zaman diyeceksiniz ki vay a**ayım. Birinci de olabilirmişiz. Bu üçüncü güne birinci olacak. Aha bak aynı her şey istediğimiz gibi oldu. İkinci günün sonunda hadi galiba. Evet abi siz son. Yarın Allah büyük her zamanki gibi çok birazcık yardımı lazım bize. Şeyden bahsedeceğim bu kulaklık olay ses olaylarından falan. Söylesin oğlum niye? Dün bu kadar kötü geçirmemizin sebebi ve bugün ilk maçı 7 maç toplamda bunlar test maçı oynuyor arkadaşlar. Bakın biz daha bunu söylemiyor. Bu video paylaşımlar artık umurumuzda olmaz. 7 maçlık muhabbette herkes voice cancel ile oynuyor. Dışarıdaki tarafların sesini hiç duymuyorlar ve birbirlerinin iletişimini çok iyi duyuyorlar. Bize test maçlarında bunu yaptırdı ve maça çıkarken şeyleri çekmişler. Hayır. Test maçına alakası yok. Biz test 4'ünde geldik. Tamam. Sevinçler geldi 4. 4'ünde geldiler de bir test maçına girdi bunlar. Test maçına dediler ki ses sorunumuz var. Hiçbir şey duymayın. Birbirimizin konuşması duymayın. Oyuncu sesleri duymayın. Adamlar bize yedik. Oyunculara ve sevinci demişler ki yapabileceğiniz bir şey yok. Bu ekipmanla oynamak zorundasınız. Çocuklar geldi. Burada maça girdiler. Siyerci de olay verişine girdi. Daha da kötü oldu durum. Çok yani, daha kötü oldu. Bu şekilde oynamak zorundasınız. Evet. Yani yapabilecek bir şeyin yok. Ama bugün, biz zannediyoruz ki herkes böyle oynuyor. Anladın mı? Öyle program kim? Oyuncular kendi seslerini tek tek ayarlayabilir bu arada. Kendi duyduklara seslerini, oyuncuların mikrofon girişini, her şeyi. Takım sadece ayrı kendileri ve dışarıdaki sesi tamamen kafadan bir program. Hiçbir şekilde ses problemimiz kalmadı yani. Ama bunu biz 7. maçın sonunda öğrendik. Öğrendik ki bütün takımlar aslında bunu kullanırmış. Ama onların çoğu, bütün takımların çoğu öncesinde bir bizim oynadığımız kısımdan önce bir pre-elimde bitleri, bir kısım oyuncuları için, baş oyuncuları için bunların haberleri var. Turnuvanın başında bunu söylemişler. Biz sadece bunun haberi geç geldi. 7 maçın sonunda geldi. Yani o 7 maçı kötü geçirmemizin en büyük sebebi aslında bu. Bizim hiçbir şekilde ses kasamamız. Bugün o sorun çözüldü ve sorun çözüldükten sonra hemen bir maç sonrasında 2000 artı neredeyse 3. bin gelmesi bence büyük bir tesadüf değil yani. Bu tesadüfün dışında bir şey bence bu. O yüzden bunu çözdük. Bunun için bir zaten şikayette bulunduk. Bulmaya devam edecek zaten bunu kovalamaktan çekinmeyecek. Umarım bunun da telafisini bize verirler. Ersun baba. Aha ilk defa elimi alıyorum. Tövbe. Şey yapsana bak elini çeviriyor. Çok güzel kamera. Şöyle yapıyorsun. Aha. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Let's try now. Can you talk? You say something? Yes. What? One, two, three. Yeah, let's go. So, basically... Oh. Altı maçta çok daha 60 puan toplar cebimize koyarız. Her maç 10 puan ortalama toplarız. Birazcık tam oyunumuzu. Sadece bunlara dikkat edelim. Okey. Gio. Sağa sol yapıp daha uzatıyorsunuz ya. Barışçı tarzı at. Al direkt fırlat. Düşeceği yerini bil sadece. Abi valla atacaksın ben dedim boş atmayayım yani. 80 metreye kadar gidiyor Barışçı tarzı. Atsam orada bir şey çekiyor muydu? 80 metreye gidiyor ve nakalıyor bir şekilde. Ben yani son gün olduğu için o yüzden ilk gün gibi oynamayacağız. İkinci gün gibi hiç oynamayacağız. Üçüncü gün çok farklı bir esnücü olacak. Şunu konuşamadık sadece ben Reymas'a olup birazdan sorarım Burak üzerinden. Yarın beklemediğim bir pozisyon şu olabilir. Bu adamlar iki tane Brezilya daha takım var. Biri 13'ünü, biri 14'ünü. Sonlarda. Ya gidecekler Alfa Seven'a kill verecekler. Olaylı yolda. Kafana kalır aslında. Ya da bizi oynayacaklar. Biz oynamadan önce de birinci oynamaları lazım. Biz birinciliğe geçtiğimiz zaman artık kalsa orada. Ben bugün Semih İnanmadan önce Burak'a dedim ki lütfen dedim şapkadan bir tavşan çıkart. Win aldı o maç bize. Çok saçma sapan bir şekilde geçti.
gitti. Yani güzel, mantıklı. Yarın artık orada senin anlık kararlarına bakıyor. Yani biz birinci olduğumuz zaman ya da birincilik, o hani var ya Altay ile bizim aramızda, eğer öyle bir puan durumu olursa baba çok akıllı düşün. Ama hata da yaptırmasa sana. Topa vurmalarına da müsaade etmeyin. Mesafe tanımaksızın zaten. Ne topa atladığımı bilemem. Yani her şeyi bekleyebiliriz benim. Her şeyi bekleyerek oynar. Son gün zaten. Easy. Her şeyinizi vererek oynayın. Siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyon. Allah yardım baba! Çok iyi oldun. 5. Çok iyi. Topla böyle sıkıntılı ki arkadaşlar. Az önce bana tabut gösterdiler. Dediler bittiniz. Biz de alkışlıyoruz 6-7'ı. Okey mi? Mermisi bitti. Vallahi bir puanla üçüncüyü nasıl kaybettik? Böyle şuna benim Allah'ımdan veremedik. Güzel gündü. Güzel maçlardı da. Yapacak bir şey yok yani. Olmayınca olmuyor. Destekleriniz için ama çok teşekkür ederiz hepinize. Gerisi Barış abi. Hadi silüet. Yani isterdik bunu bir şampiyonluk olarak paylaşalım ama bir puanla üçüncülüğü kaçırdık. Belki de 10 puanla mı ne? İkinciliği kaçırdık. 25 puanla da birinciliği kaçırdık. 30 puanla. Whatever. Ama yani dün Fuat aldı. Oynadı. Yani dün 3 fin almamıza rağmen. 2001 yarım fin almamıza rağmen. İmkansızlıklardan çevirdiğimiz günlerdi. İlk günü çok boş geçtik. Playmas'ın olmaması işte ikinci güne yanca yaradı analizlememiz için. Tabii prelims'te olmamamız da çok sıkıntı. Ses olayı çok sıkıntı. İlk 7 maçın sesinin olmaması bizde. Ama yani sonuç olarak bugün çok rahatıyla hatalarımızı, basit hataları yapmasak çok rahat şampiyon olup çok rahat da böyle 20-30 puan açacağımız bir olaydı. Kusura bakmayın. Evet, çocuklar için ilk offline'a göre 5.lik iyi puanla, yok iyi 3.lük. Ama yani ne bileyim ya, biz normalde şey bekliyorduk. Top 3 dediğim gibi, top 5, top 3, top 2 ve artık 1. Burada mesela biz 3'e kendimizi hazırlamıştık. Örnek veriyorum. Ama yani dün bu kadar iyi geçirip artık bütün her şeyi kavrayıp dedik ki birinci oluruz. Rahat birinci oluruz. Ama olmadı. Anla ki ya şu an çok da bir şey yapmaya gerek yok açıkçası. Artık Breymas'ta Polonya'da artılara bakacağız. CEO daha az hata yapacak. Hamsi daha az hata yapacak, Kase daha az hata yapacak, Reis de, biz de, taraftar da herkes daha az hata yapıp hatalarımızı daha iyi hale getirip artık şampiyonluğa, bir defa şampiyonluğu bu sene alırsak ki bence burada alsaydık arkası gelecekti. Artık Polonya'ya kaldı, orada bir şampiyon olalım. Birinci gideceğiz, inanıyorum. Var yani içimde öyle bir his var. Çünkü burası çok zor bir lobiydi. Özellikle bu taraftar baskısında oynamak, ne bileyim bu sesle oynamak, yani 7 maçlık bir ses sıkıntısını yaşamamız gerçekten nasıl derler. Yani buna rağmen bu takımların, IHC'nin, Vampire'ın, Alpha 7'ın, buna benzeri Falcon'un, buna benzeri takımların olduğu yerde yani bu sonucu çıkartmak çok iyi. Bu kadar hataya rağmen bu sonucu çıkartmak. Yani burada çok büyük bir olay var. Yapabildiğimizin en iyisi bu olup bu olmak var. Bir de bu kadar hataya rağmen bu olmak var. Biz en iyisi değildi yaptığımız. Belki de yaptığımız onda İkisi ya da üçüydü. Gerçekten bunda ikisi ya da üçüydü. Ama var tabii ki ufak tefek olaylarımız var. Halledeceğiz. Belki burada da biter. Burada biter büyük ihtimalle bitiyor. Artık Polonya Ligi'nde görüşmek üzere diyorum. Daha ya bir sonrakine şampiyonluk olacak. Söz. Hola amigos. Love you. Neymar, Senna, Roberto Carlos, Ronaldinho. Halledecek. Öpüyorum. Bye bye.